Selam. Gözlüğüm çok fazla böyle parlama yaptığı için çıkardım gözlüğümü. Burun kenarlarımda kırmızılık kaldı şimdi çıkardığım için. Sebebini söyleyeyim dedim merak ederseniz diye. Sims 4 TC simülasyonu serimizin 3. videosuyla karşınızdayım. Bu seriyi bilmiyorsanız sağ üst köşeye ilk videoyu koyuyorum. Aynı zamanda alttaki açıklamayı da Sims 4 TC simülasyonu serisinin oynama listesine ekliyorum. İlk bölümden başlamanız sizin için çok daha iyi olur. Gerçekten çok eğlenceli ve çok güzel bir seri çünkü. Sims 4'te TC simülasyonunda Eylül adlı bir kızımız var ve üniversite okuyor. Bunun hayatını oynuyoruz sizinle birlikte. Çok fazla diyecek bir şey yok. Zaten oyunu oynayacağız ve sizinle birlikte yaşayarak göreceğiz her şeyi. Oyun oynamaya başlayalım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son derse gidiyorduk. Çalışılması gereken bir sürü sınav ve yapılması gereken çok fazla şeyimiz var. Şu an öncelikle kızımız bayağı bir kokmuş. Yoğun çalışma temposundan kendisine bakamadı güzel kızım. Tipini değiştirmiştik kızım bu arada ama çok fazla beğenmediniz. Eski hali çok daha tatlıydı dediniz. Onun için bugün tipini biraz daha değiştirmeye çalışacağız. Her şeye zam geldiği için ve paramız sürekli değersizleştiği için oyunun biraz daha zor olması gerekiyor diye düşünüyorum. Sonuçta bu bir TC simülasyonu. Her şeyi zamlayan böyle tüm fiyatları yükselten bir mod bulamadım. Gerçekçi olması adına şu anki paramızı yarıya indireceğim. Öyle daha mantıklı, daha adil olur. Çünkü paramız yarı yarıya değer kaybetti. Her şey neredeyse iki kat zamlandı. Hatta iki kattan çok daha fazla zamlandı. Şimdi hile yapıyorum. 2900 şu an paramız. 1450 diyelim. Her şey biraz daha adil oldu. Koktun kız, koktun. Git de bir duşunu al ya. Her şeye rağmen gülüyoruz. Aç mısın? Karnım acıktı be! Bakayım omlet. Mahsuru kokuyor be. Acilen duşa girmemiz lazım. Ayacığım biz seninle arkadaştık sanki. Ekonomiden bahsedemiyor muyuz ya? Biraz ekonomiden bahsedelim. Ne iş yapıyorsun? İşsizmiş. Ah nasıl geçiniyorsun kız? Soramıyor muyuz nasıl geçindiğini? İşsiz bu ekonomide çok zor. Çok zor. Pislik içinde burası. Benim odamı kendi kendine temizledi ama. Bu arada bu kısmı zaten kullanamıyor. Şuraya bir kapı yap dediniz. Onu yapacağım şimdi. Bir de kıyafet dolabı koymamışız. Kız nasıl giyiniyor? Hiç düşünemedim. Bir mantık hatası yapmışım. Bir onu düzeltelim. Şuraya bakın kapı yapmamışım ya. Ondan giremiyorlarmış. Diğer kıza da hatta bir kapı yapalım. Kendi odamıza kimse girmesin. Öyle bir şey düşündüm. Şunu da şuraya koyduk mu? Hem o kızın kendi bir odası olacak hem de benim ve benim odama kimse artık giremeyecek. Çünkü bıktım. İnsanların sürekli kişisel alanımı taciz etmesinden. Temiz. Bak şöyle bir şey. Renkleri nasıl değişiyormuş? Şu güzel. Bu dolaplığı aldığımız için hileyle bu şey modunu açtığımızdan dolayı biraz da paramız gitmiş yapacağım. Gerçekçi olması için. Ne kadar gitmiş olsun? Buna ne kadar verilir? 200 simoleyin olsun. Mesela 200 gitmiş olabilir buna. Ona göre düşürelim. Bu gece zararlıyız. Kapımızı da şimdi kilitliyoruz. Ben ve o da arkadaşım hariç herkes dedim ve bitti gitti artık. Çok şükür ki. Bugün hem bizim kızımızın güzelce bir tipini değiştiririz birazcık. Hem de Naoki'nin geçen bölüm zar zor tavladığımız canım sevgilimizin tipini de birazcık değiştiririz diye düşündüm. Bir spor salonuna üye olalım. Spor salonuna üyelik ne kadardan başlıyor? Ben son 2 yıldır hiçbir spor salonu üyeliği yaptırmadım ama aylık kaçtır? Spor salonu aylık ücret. Oyundan önce evet Avrupa Yakası izliyordum. 166 ile 170. 200 lira diyelim hadi. Hadi ya da hadi 160 simoleyin gitsin. Zararlıyız. Nerki ile gidelim hadi. O da spor yapsın. Çift olarak spor salonuna yazıldık arkadaşlar. Biraz sinirimizi, stresimizi, ülkenin içinde bulunduğu durumdaki öğrenci hayatının ne kadar zor olduğunu unutmaya çalışalım. Ömrüm kurt bakışlım. Aa, yüzme havuzu varmış. Yüzebiliriz güzel. Oh, oh, derdi tasayı unut kız. Naoki tuvaletine gitsin. Sen de koşmaya geç. Hadi yeter bu kadar yüzdün. Hadi. Kafanın arkasında ne var? Bismillah. Kafasının arkasında toka kalmış. Allah'ım korktum bir an ne oluyor diye. Oo, üst katta bayağı her şey varmış baksanıza. Bayağı şey var. Verdiğimiz 160 simoleyine değdi arkadaşlar. Oo, spor yapılan alan da çok güzel baksanıza. Yandaki abi biraz biz geldik diye şova geçti ama sevgilimiz var canım. Koş kız. Çok güzel değil mi ya dışarıda yağmuru izlerken spor yapışımız şu an. Aşırı tatmin oldum. Verdiğimiz en iyi 160 simoleyen olabilir. Parasız bir Türk genci olabiliriz ama kendimize de bakmak zorundayız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bak spor konusunda hayatta yalan söylemem biraderim. Bize şov yapmaya başladı. Fitness seviyemiz de arttı güzel. He, yanımıza ünlü biri geldi. Rising Star diyor. Kayla. Ya da Kayla büyük ihtimalle. Ben seninle bir arkadaş olayım. Zaten spor yaparken tanışmışız, konuşmaya başlamışız. Ünlü biriyle arkadaş oldukça senin de ünün artıyor. Böylelikle ünümüzü de kasmış oluruz. Arkadaşlar şu an Kayla'yı bana spor yapması için
teşvik ettim. Beni destekliyor şu an spor yapmaya. Sanırım Nayuki bizi terk etti. Arkadaşlar bir ünlü daha buldum. Holly Alto. Bir de bu kızla da spor yapmayı deneyelim şurada. Bakalım onunla tanışabilecek miyiz? Verdiğimiz paranın hepsini hak ediyoruz şu an diyecektim ki. Geçen bölümlerde de şu uyku muhabbeti benim tüm planlarımın içine ediyordu. Ona bir çözüm buldum. Hemen göstereyim. Şurada isteklerden kazandığımız puanlar var. Onlarla bir şeyler alabiliyoruz. Bakın mutlu yapma falan şunlar modlarla alakalı olan iksirler. Onların hepsini satın alabiliyoruz. Uyku düzenlemesi. Bunu alıyorsunuz, içiyorsunuz ve uykunuz fulleniyor. Onu yapacağız. Hadi bakalım. Artık öyle sürekli her yerde uyumak yok. İç kız. Oh yarasın tosunuma. Sen şimdi spora devam et biter mi? Şu kızla tanış. Ama konuşmuyorlar. Kayra ile kendi kendilerine konuşmuşlardı geçen sefer. Baksanıza hiç konuşmuyor bizimle. Haspam. Ay yok hiç konuşmuyor. Kenara değil beni. Kaçın. Kayra'yı buldum. Tekrar Kayra ile koşalım bari. O konuşuyordu bizimle. Ayağımız uğurlu geldi sanırım. Şu ortalığa bakar mısınız? Bu ne hal? Durup dururken bize daha çok çalış, daha çok koş diye bağıran birisi çıktı. Nice. Bu kadar çok kişiyle sosyallik kurduk ki iyi bir itibarımız, itibardı sanki ya. İnsanlar tarafından iyi biliniyormuşuz yani. Don't tell me to breathe. Eylül az arkadaşının olmasını seven bir hayat stili kazanmış. Uzun zamandır böyleyiz. Çok fazla kişiyle sosyalleşmediğimiz için. Şu an çok fazla arkadaş yaptığımız için, birdenbire çok sosyalleştirdiğimiz için arkadaşlar tarafından boğuluyormuş gibi hissetmiş. Önemli değil. Önemli değil. Gözümüzün önünde bir spor kazası oldu. Ve kız hiçbir şey yokmuş gibi koşmaya devam ediyor. Evet bebeğim, demin düştüm ama hiçbir şey olmadı. Koşmaya devam ediyorum. Allah çirkin şansı versin bebeğim. Ben güzel oldum da ne oldu? Nazar değdiren değdirene. Şu tipe bakın. İyi misin kız? Baya kötü düştün ha. Eylül bu bakışlar ne bebeğim? Allah aşkına tamam gerginsin de insanları öldürecekmiş gibi bakma yani. Ne güzel 2-3 tane arkadaş yaptık sana. Devam et böyle. Ay bu kız beni çıldırtıyor arkadaşlar. Bu kız beni gerçekten çıldırtıyor. Şimdi bir şey izleyecektim Z. Hadi benze kalsın. Öldürecek neyse. Gibi bakıyor. Öldürecek gibi bakıyor. Şuna bakar mısınız? Neyse düzeldi sanki biraz. You're done. Kayla gitti ve arkasından attığı bakışı görüyor musunuz? Yani bu gerginliğini nasıl alabiliriz? Şu an onu düşünüyorum. Her şeyin de gayet iyi biten niye gerildi şimdi durup dururken? Allah aşkına iki arkadaş yaptık ya. Sakinleşmeyi denesin şu ayna karşısında. Eylül sakinleş. Kendine gel. Derin nefes alıp veriyoruz. İşe yarayacak mı acaba? Hala sakinleşemedi. Hala mı sakinleşemiyorsun? Sen kaç saat geçti? Boks mu yapsak? Aa bak bir şeyleri yumruklamak bize iyi gelebilir. Boksta neyi gelecek? Yaralarını saracak. Tüm sinirini çıkar ondan. Oh. Hiç boks yapmadı nasıl belli? Bak kuvvetsizliğe bak. Gerginim. Ah gerginliği gitti. Boks işe yaradı herhalde. Şu ödevimizi yapalım hızlıca. Spor salonunun danışmasını boş bırakmışlar. Biz de orada ödev yapıyoruz şu an. Yap kız. 12 saat sonra bir dersimiz var. Yalnız bizim keman ve fotoğrafçılık şeyini geliştirmemiz lazım. Fotoğrafçılık hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. İyi 3. seviyeye çıkmışız. Biraz iyi ama yükseltmemiz lazım o seviyeleri de. Şuna bak. Eli işte gözü oynaştı. Biraz üşümeye başladı. Kalın kıyafetlerini giydireceğim. Zaten sporumuzu bitirdik şu an. Devam. Ödevlerin hepsini bitirdik ve saat de sabah 8 olmuş. Resmen paramızı sonuna kadar hak ettik bu spor salonunda. Aa bir saat sonra dersim var. Hemen bir yurdumuza geri dönelim bence. Yurtta yaparız o işleri. Yeter bu kadar spor salonunda kaldığımız. Havai fişek patlıyor bir yerlerde ve neden? Spor takımının şeyi falan mı var? Bildiğiniz havai fişek patlıyor. Baksanıza. Anlam veremedim. Aa dersimiz başlamış. Bayağı da geç kalmışız. Kız dersine koş. Ay çişin de var. Hemen işesene. İşetemiyoruz. Böyle böyle ders. Böyle derse nasıl gidecek bu kız? Ha iyi koşuyor bari en azından. Anam yeni yıl geliyormuş ya. Çok heyecanlı. Ne yapsak yeni yılda? Yeni yıl yeni ben deyip tipimizi yine değiştirelim. Nayuki'yi de değiştirelim. Ay çok heyecanlı. 4 saat sonra bir dersimiz daha var. Yurda gel git yapalım mı hızlıca? Yapalım ya. Hoş geldin. Şurada bir de hızlıca piyano çalışalım. Hem enerjimiz şeyimiz de gelir. Eğlencemiz de gelir. Piyano çalmayı seviyoruz. Ya da şuraya gelelim hemen. Dersimizin başlamasını bekleyene kadar. Neyse bir 20 dakika şöyle bir piyano çalalım hızlıca diyeceğim. Piyanoyu orada mı bıraktın? Ay bu kız beni çıldırtıyor gerçekten. Ders başlayana kadar şöyle bir piyano çalalım hemen. Kız sen duşa girmedin mi? Ay inanamıyorum. Ta yurda gönderdik kızı. Tuvalet yaptırdık, duş yaptırmayı unuttuk.
Mükemmeliz gerçekten. Neyse ders başladı, hadi git dersine de. Arkadaşlar 3 gün boyunca dersimiz yok şu an, farkında mısınız? Acaba yeni yıl tatilinden dolayı falan mı? Ciddi anlamda şoktayım. Hem derslerimizden kendimize bayağı bir vakit ayırabileceğiz. Şu ihtiyaçları hemen fullleyeyim. Ah yavrum şu hale bak, merak etme, seni duş almaya gönderiyorum şu an. Eylül çok üzülüyorum ama şu haline bak. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Hadi gir şu duşa da. Nayuki nerede? Nayuki demin buradaydı. Onun tipini de değiştireceğim. Piyano çalışalım biraz. Uykun da geldi. Bu sefer uyuyabiliriz artık. Uyku şeyi kullanmamıza gerek yok. Mikrodalgada yulaf yiyeceğiz şimdi. Odamızı ben dışında herkese kilitlediğim için Nayuki benim odama gelemiyor şu an. Üç çocuğumuzun tipini düzenleyelim. Nasıl yapıyorduk? Modify and cast. Nayuki'cim merhaba canım. Sen biraz çirkinmişsin. Alınma. Alınma canım ama azıcık çirkinmişsin. Şimdi biz seni güzel yapacağız. Öncelikle şu sakalını bir keselim. Yüz hatlarını değiştirsek mi değiştirmesek mi çok kararsızım. Değiştireceğim. Küçük ama hani böyle plastik cerrahi operasyonu yapabileceği şeyler. Böyle çok hani majör şeyler yapmayacağım ama. Şu teninin şeyini bir değiştirebiliriz. Hayır bu değil. Bu kendi teninden çok koyu oldu. Bu güzel ten. Bu kendi teninden çok koyu. Kendi tenine yakın bir şey deneyeceğim. Ten rengini de değiştirmeyeceğim çünkü. Çirkinleştiriyor bunlar yüzünü. Bana mı öyle geliyor? Bu arada ben erkek sim yapma konusunda hiç iyi değilim. Genelde hep kız sim üzerine yoğunlaştığım için erkeklerim hep çok çirkin olur. Deneyeceğiz şu an böyle bir şeyler. Belki. Dudağını düzeltmeye başlayalım. Dudağı çok ince yani bu. Biraz kalınlaşacağım. Ama şu üstündeki acaba tenle alakalı mı ya? Çok kötü görünmüyor mu? Bana mı öyle geliyor? Baksanıza. Tenden dolayı sanırım. Dur modelimizi değiştirelim. Ah. Çocuk birdenbire seviye atlamadı mı? Ten rengine uygununu bulup bu yapalım. Biraz koyu ama çok güzel ten rengi. Güzel oldu. Vallahi bunu beğendim. Dediğim gibi dudağına dolgu yaptırdık. Bir de burnunun ucunu birazcık. Burun ameliyatı. Tabi burun dolgusuyla bile yapılır. Çok büyük bir şey yapmıyoruz dediğim gibi. Çene hatları falan da bayağı güzel. Hafif de bir çene dolgusu. Ay birdenbire tip çok değişti çocuğum. Ben çok beğendim şu anda erkeğim. Saçlarını değiştirelim mi sizce? Beğenmedim bu saçı. Bu da çok uslu çocuk böyle hani. Ona da beğenmedim. Bu belki de, bu da çok jön saçı gibi olmadı mı? Çok asker tıraşı. Çok böyle savaşçı gibi olmadı mı? Bu da tam fuckboy oldu. Ay hiçbir saç yakışmadı bu çocuğa, çıldıracağım. Kararsızlık başa bela. Aa bu güzel bak. Saçları zaten kıvırcıktı. Bu değil miydi? Emin değilim. Ben bu saçı beğendim. Bu olsun. Kaşları çok rezil. Onu bir değiştirmemiz lazım. Ah. Bak bu kaş çok güzel oldu. Aa, kabanı bu olsun bence. Baksana. Renkleri var mıymış? Siyah olsaydı Kuzey Tekin oldu gibi. Şu güzel gibi. Kış günündeyiz. Bot olsun ayakkabısı da. Tamam. Pantolonu da siyah ya da biraz daha. Biraz daha güzel pantolon yok mu ya? Bunlar içime sinmedi. Bir garip duruyorlar sanki. Ya bu darlıkta bir şey olabilir. Tabii ki de bu parlaklıkta değil ama şöyle bir şey ha fena durmadı. Tamam böyle olsun. Günlük kıyafetini nasıl bir şey yapsak? Bir hoş olmadı mı? Çok şık oldum. Nayuki tamam. Diğer şeyleriyle çok uğraşmayacağım. Bakar mısınız? Nayuki'nin duruşu bile değişti şu an. Çok hoşuma gitti bu. Nayuki'ciğim seninle bambaşka bir aşk yaşayabiliriz artık. Kızımızı da böyle küçük değiştirelim. Saçı bayağı uzamış olur. Bir de rengini falan değiştiririz. Oyunu oynarken şu kısım beni çok rahatsız ediyordu. Oraları hızlıca bir düzelteceğim. Çenesi çok geride kalmış. Onu bir düzelteceğim hızlıca. Şu saç stilini, rengini falan değiştireceğim. Pembe saçtan hevesimizi almışız. Yeter bu kadar. Artık biraz daha böyle sarı ya da bakır. Ah, bakır çok güzel olmadı mı kısa? Saçlarımız biraz daha uzamış. Bundan bir tık daha uzun bir şey olsun. Aa bu saç nasıl? Bu saç da fena değil. Baksanıza sadece saç bir insan ne kadar değiştiriyor ya. Aa eski saçımız. Evet bu el gerçekten daha güzel gibi. Ya keşke bu kadar seksi olmasaydım. Belki de ilk halimiz en güzel halimizdi. İlk halimize geri dönmemiz lazım. Bilemiyorum. Bu saç olsun. Rengine seçelim. Aa. Bu kıza kahverengi niye bu kadar yakışıyor bilmiyorum ama kahverengi saçla bir bütünleşmiş gibi sanki. Çok güzel oluyor baksanıza. Sarışın hali Eylül gibi olmuyor. Kahve saçımıza geri dönelim bence. Ya da bakın ışıltı da attırmışız. Tamam böyle bir kahve iyi. Röfle, balyaj. Kıyafet tarzımızı da hızlıca bir değiştirelim. Ama hep aynı kıyafetleri görmekten biraz sıkılıyorum. Geçen oturdum bir sürü kıyafet indirdim. Fena değil ama yine bug var. Hoşuma gitmedi. Siyah bayağı yakıştı ha. Çok beğendim. Ama üşür.
Aa bak bu güzel oldu. Rengi kahve güzel oldu bence. Ben bu sıralar kahve rengine aşırı düşüyorum. Çok hoşuma gidiyor. Her şeyi kahverengi alıyorum. Aa güzel oldu ha. Bunu mu giysek? Kahvesi güzel gibi. Ayakkabıyı da değiştirelim de hemen rahatsız etmesin bizi. Bunu giyelim ya. Bu güzel oldu. Diğer kıyafetlerimiz neydi? Bu fena değil. Bu kalabilir. Üçüncüsü neymiş? Bunu da çok beğenmiyorum artık. Bunu da biraz değiştirebiliriz. Ne yapabiliriz? Pantolonun arka kısmından iğrenç görünüyor. Değiştireceğim onun için. Çoşuma gitmedi. Bu da çok İspanyol. Hayır böyle bir şey istemiyorum. Bu tarz bir şey nasıl? Diğeri de bu olsun. Temiz. Evet montumuzu artık değiştirebiliriz. Bayağıdır aynı montu giyiyoruz çünkü. Aa bu nasıl? Kahverengi yine. Yine kahverengi. Siyah bir pantolon falan yok mu ya? Ya da açık kahve tarzı bir şeyler. Öyle bir şeyler istiyorum ama fena değil. Ayakkabısını da değiştirelim. Tamam. Şu kıyafetinde makyajı yoktu. Onu düzenleyelim hemen. Pijamasını da hızlıca bir değiştirelim. Güzel. Şortla üstüne biz şey, sweatshirt tarzı bir şey. Şu uyku bandını da çıkaralım artık. Yeter. Terliğinin rengi de. Tamam. Evet, yeni yıl şeyi geldi. Parti ruhunu yaşamak istiyorum. İçecek, dans edecek, müzik çalacak falan tarzı şeyler. Tamam. Yeni yıl dileği kendisine bir hedef koymak istiyor. Tamam, onu da koyarız şimdi. Bir de gece 12'ye kadar geriye saymak istiyor. Tamam. Güzel bir kutlamaya gideriz akşam sevgilimizle. Tam bir power couple oldu arkadaşlar. Şu bunlara bakın. Nereden nereye be? Şu hale bakın. Yeni yıl ruhunu paylaşın. Kazum. Kuzip quimp bumper. Yeni yıl için bir şeref ediyoruz. Yanımıza da biri uyuyor. Tam yurt ortamı değil mi? Şimdi saat daha 8. 11'den sonra geri sayım yapmamız lazım. Onun için televizyona yurda dönmüş olmamız lazım. Akşama doğru bir kutlama yemeğine çıkarız. Şimdi kendimizle ilgilenelim bence. Ödevlerin hepsini yapmaya tıklıyorum. Hazır durumumuz da iyi. Herkes ödev yapsın arkadaşlar. Hadi. Şuradan bir şeyler almaya geliyorum. Koş kes. Kitap var. Bisiklet zaten almıştık. Halılar falan var. Ay laptop alabiliriz diyecektik. Fiyata bak. Uçmuş. Fotoğrafçılığımızı geliştirmek için bir fotoğrafçılık kitabı almak istiyorum. Çünkü şeyi mi alıyoruz acaba genel? Güzel sanatlar okuyoruz ya biz direkt onu mu alıyoruz? Okul kitabını alacağız. Yalnız bakın 1090 liramız var. Lira diyeceğim aman her seferinde simoleyin demek istemiyorum. 1090 liramız var ve 700 lira kitap. Üniversite kitabı. Çüş. Mecbur alacağız. Eğitim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Çok üzücü ama alıyoruz. 390 liramız kaldı. Şu ödevlerimizi hızlıca bitirelim. Geceye hazırlanalım. Ne oluyor burada? İki spor takımının maskotları mı acaba? İyi ödevimiz bitmek üzere. Biz de bir şeyler içelim bakalım. İyi bir dayak yemesi lazım onun. Romantik festival gelmiş. Gidelim mi? Gidelim ya. Tam şuradaki şu olaylara katılmak istiyordum ama kaçırılmaz bir fırsat bence. Gidelim o romantik festivaline. Aha. Maskotun takkesi düştü. Kelly göründü. Hoş çocukmuş ha. Bak görüşürüz. Ay karda ya çok romantik değil mi şu an? Şuraya bakar mısınız? Çok güzel. Gerçekten tam yani evlenme teklifi edilecek alan. Tabii ki de bu bizim için çok erken. Öyle bir şey istediğimizden değil ama. Bu müzikte böyle dans etmen hiç hoş olmadı ama. Ya. Çok tatlılar be. Hah ışıklar açıldı. Bunu istiyordum demindir. Niye karanlıklık anlamadım ama. Birazcık festival ruhunu taşıyan böyle tatlı tatlı şeyler yapalım. Flörtleşelim. Pıt'ın da burada hazır zaten. E o da geliyor ya. Pıt! Aşkını ilan ediyor bebeğim. Tuvalete gelerek bu anı mahvetse de. Hemen bir tuvalete gidelim. Hah burada. Yakınmış zaten. Hadi kız koş. Biz bir şey yiyelim hızlıca. 390 dolarımız var ve bir nigiriye 20 lira verelim mi? Verelim. Çünkü açız. Yapacak hiçbir şey yok. Ah, hadi kız. Menüyü komple getir bebeğim. Sevgilim nerede bakışları atıyor şu an. Romantiklik veren içecekten içeceğiz. İçeceğiz mi dökeceğiz mi? Dök diyor ama içeceğiz büyük ihtimalle. Bunu içtiğinizde böyle bu kız gibi parlıyorsunuz. Pembiş pembiş. Bak parlamaya başladık gördünüz mü? Büyük ihtimalle flörtöz bir hava veriyor. Yani çok fazla ne yaptığını bilmiyorum ama. Erkek arkadaşım olmasını isteyeyim mi? Daha romantik bir yılbaşı yemeği hayal etmiştim ama burası da olur. Neden olmasın? Hadi bakalım. Erkek arkadaşım olmasını teklif ettim. Ya. Ya. Ay erkek arkadaşım oldu. Ay kar yağıyor çok romantik.
Tamam yeter bu kadar flört. Resim yapalım. Şu an mesela flörtözüz. Zaten şeylerimizden biri duygusal resim yapmaktı. Şuraya gelip hızlıca bir resim yapalım. Zaten yeterince flörtleştik. Görüşürüz Nayuki'ciğim. Seni burada bırakıyorum. Flörtöz bir resim yapalım. Bakalım nasıl yapacağız. Bayağıdır resim yapmamıştık. Merak ediyorum nasıl olacak. Bu arada saat 11 olmak üzere. Gece yarısı televizyon bulup acilen televizyondan geri sayım dinlememiz lazım. Okay, I like it. Picasso. Ay saat 11 oldu. Hadi resmi bitir de hemen. Tamam bu resmi bitirdik güzel. Oha. Oha falan oldum yani. 1000 liraya satabiliyor muyuz? Çüş. Masterpiece'miş. Ustalık eserim. Ben bunu cebime atayım. Televizyon nereden bulacağız ya? Burada var mıdır televizyon? Burası da karaoke var ama. Hızlıca yurda dönün. Çok hızlı dönmeniz lazım ama yapabilecek misiniz? Bu arada süre dolar molar belli olmaz. Hemen yeni yıl dileğimizi de dileyelim. Ne olsun bu yılki kendimize koyduğumuz hedefimiz? Aspiration isteklerimizden birini bitirmek olsun. Hadi bakalım. Yeni yıla umarım bisiklet sürerek girmeyiz. Şu an bayağı üzülürüm. İyi yetiştik gibi. Hızlı olursak başaracağız. Kız Nayuki nerede ya? Nayuki de buraya gelecek diye düşünmüştüm. Hemen çağıralım Nayuki'yi. Hah bak izliyorlar. Koş kız sen de izle yapacak bir şey yok. Nayuki uyuyor mu? Nayuki yeni yıla girmeden eve gidip direkt uyudun mu? Ay beni gıcık etti. 2 1 2022 girdik lan! Eylül. Yılbaşını kutlarken de esnemezsin de güzelim ya. Eylül hiç ilgilenmedi ve uykuya gidiyor. İyi uyu bebeğim. Hiç hayal ettiğim gibi bir yılbaşı kutlaması olmadı. Ama yılbaşı görevlerimizi tamamladık. Şimdi uykumuz da olduğuna göre şu şeylerimizi bir halledelim. Projelerimizi bilmem ne yine bir üniversite öğrenciliği yapacağız. Biliyorum. Ben de sıkıldım ama. What am I supposed? I mean, how am I gonna? I can't even. There's nothing left for me. Projemi yaparken oyalama beni be. Kız şu an kendi kendini gerdi sağ olsun. İlk gerilme sebebi böyle sıkı bir çevre sevdiği için, arkadaş sayısı gittikçe arttığı için geriliyormuş. İkinci sebebi de sevgilisi şu an yanında olmadığı için ne yaptığını merak ediyormuş. Benim kıskanç salak kızım. Neyse. Arkadaşlar garip bir yer açılmış. Buraya gidebiliriz. Çok fazla paramız yok ama tablomuz da vardı ya 1000 liraydı. Onu daha pahalıya da satabiliriz. Bir de bir şeyler alabiliriz oradan. Bence gidelim oraya. Oraya bir arkadaşımızla gidelim. Kim bizim? Kayla ile gidelim. Ya da Kayla. Haydi bakalım. Aa ben kızı tuvalete götürmedim. Duşa sokmadım. Onları burada yapacak yer varsa hemen onları yapayım geleyim. Kenardaki karaoke barın tuvaletine girdim hemen hızlıca. Ellerimizi falan da yıkayarak şöyle bir hijyenimizi yükseltelim. Bir müzik falan da tatlı. Bayağı güzel şeyler var. Bunlar ne? Taş falan da satıyorlar. Baksanıza ne işe yarıyor acaba? Burada da vazo falan var. Şu fena değil aslında. 49 dolara şunu mu alsak? Fena değil gibi. Bu ne? Tamam ben buraya asamıyor muyum bunu? Nerede? Arkadaşlar tablom kayboldu. Ay çok korktum. Ne oldu böyle yapınca buraya gitti. Ha alınca alınıyor. E niye öyle bir şey oluyor ki? Satışa sunuyoruz. İyi 1035'e satışa sunmuş olduk sanırsam şu an. Hadi bakalım. Açık arttırmaya satıyorum. %50 daha yüksek fiyata satıyorum şu an. Değil mi? Öyle mi oluyor? Yanlış mı yaptım? %75 desek fiyat artmıyor. Kimse gelmiyor bizim tablomuzu almaya. Tablom var. Kimse gelmiyor. Ben burada saatlerimi harcayacağım gibi. Bence gereksiz alıyorum bu tabloyu buradan. Bir yemek yiyelim şuradan. Köreli bir şeyler yiyelim. Kayla ile birazcık arkadaş olalım. Kayla bir şeye sinirlenmiş, niye sinirlenmiş bilmiyorum. Kayla niye bu kadar sinirlisin bebeğim? Sakinleş. Tam bir kaos burası ya. Gerçekten çok kaos. Sakince yemeğimi yemek istemiştim oysa ki. Acılı bir şeyler yiyince mahvoldu. Hadi o kadar geldik bari şunu satın alalım ya. Güzel göründü bana. 49 lira. Aldık. Enerji veren kristaller satıyor bu adam. Baksanıza. Bunların hepsi enerji veriyor. Bana öyle göre hepsi enerji veriyor bunların. Şu en ucuzunu alalım. İyi tamam hadi gidelim eve. Aldık bir şeyler de yeter daha. Yurttan bir çıktım geldim şu rezilliğe bakın. Yani bu rezillik nedir böyle ya? Yurt arkadaşlarımdan şikayetçiyim. Oza'ya bak. Oza'za bir sığır eksik ki otlasın. Bu ne ağır gibi ya?
Biraz ders çalışacağım. Odama dekorasyon şeylerimi de koyayım. Kristalimizi nereye koyalım? Koyacak güzel bir yer bulamadım. Heh, kitabımız da şurada olsun. Şunu satsam mı ya? Yoksa kalsa mı? Resim galerisine satıyorum arkadaşlar. Masterpiece'i işte ne deniyor ona? Böyle aşırı ustalık eserini satacaksın diyor. Bu çok 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 nadir diyor. Satmak istiyor musun diyor. Satmayalım ya. Şu an bak tribe girdim. Satmıyorum abi. Çok kıymetli bir şey herhalde o. Projemi de bitirdim. Şu projeyi hemen bir şeyime atayım. Bir şey yapalım. Hocalarımıza bir mesaj atalım bakalım. Acaba ne durumdayız? There's an aperture for that'te. Şu anlık geçer durumdaymışız. İyiymiş ama biraz daha çalış diyor. Tamam. Diğerine de biraz daha çalışıyor. Tamam. Fotoğrafçılık yeteneğimiz de 4. seviyede. Violin de 4. O ikisini de biraz da geliştirebiliriz sanki. Çalış bakalım. İkisini de bir 6. seviyeye getireyim. Ondan sonra yogaya gidelim biraz sakinleşmek için. Güzel, 5 oldu. Fotoğrafçılık yeteneğini nasıl geliştireceğim? Ona çok emin değilim şu an ama. Fotoğraf makinesi mi almam lazım acaba? Ama fotoğraf makinesini nasıl alacağım? Param yok. Ay yine bir hayat stili koçuna mı gitmemiz lazım acaba? Stres olmaya başladı yine çünkü şu hayat stilinden dolayı. Bu kız da hangi hayat stilini kazanırsa kazansın. Strese giriyor ondan dolayı. Şu an şu close knit hayat stili var. Az arkadaşının olmasını istiyor. Çok fazla arkadaş olursa keyfi kaçıyor ama sinir bozucu. Gidelim yine bir hayat stili koçuna da şunu sildirelim. Ama paramız yok. Fakirliğin gözü çıksın demek istiyorum. Ne yapalım? Omlet yiyelim. Bence de Eylül. Yapacak hiçbir şey yok. Hadi bakalım. Haklısın, şu rezilliğe bak yani. Ah Eylül'üm ah. Yurt hayatı böyle işte. Ana evine benzemez. 4 saatin var. Fotoğrafçılığını çok acil geliştirmen lazım. Ne yapacağız onu? Ana, hiçbir şey olmadı bu. Herhalde sadece şu üniversite kitabını okuyarak çalışabiliriz mi? Ay hiç de ders çalışamıyor. Çok gergin. Arkadaşlar kız şu an hiçbir şey yapamıyor yalnız. Gerginlikten. Ayna karşısında bir sakinleşmeyi denese. Biraz sakinleşmeyi deneyelim. Sevgilimizle konuşalım. Aklıma sadece bu geliyor. Ha, en yakın arkadaş olalım hadi. Beni neşelendirmeye çalışıyor. Aşkım. En yakın arkadaş olduk. Tamam. Modun düzeltici bir şey yaptığımıza göre ders çalışabiliriz acilen. Hadi bakalım. Finale gidiyoruz şu an. Allahu Ekber! Acaba sınavlardan iyi not alabilecek miyiz? Heyecanla bekliyorum. Hadi bakalım, iyi geçti diyor. Diğer finalimize de 4 saat kaldı. Çalışalım o sırada. Bu arada ders vererek de para kazanabiliyorduk. Şu sınavdan çıkalım da bir ders verelim, birazcık özel ders verelim de biraz para kazanalım. Çünkü gerçekten paramız hiç yok. Tamam. Bu sınavdan da geçtik. Hadi bakalım. Resim yeteneğimiz en iyi. Sonuç ben resim dersi üstüne bir şey vereyim. Özel ders vereyim de biraz para kazanayım. Aa, notlar açıklandı. Sadece sunum yaptığımızdan biraz düşük aldık. O da B+. Bence bayağı iyi ya. Bilmiyorum. Bayağı iyi almışız bence. A sonuçta ortalaması. Çok iyi. Evet, diğer döneme de hemen yazılalım. Kaç dersimiz kaldı? Bitirmek için 6 şeyimiz varmış. Yine 3 seçelim. Yine yurtta kalacağız. Çünkü ayrı bir eve çıkacak paramız yok arkadaşlar. Belki eve çıkarız diyordum ama 580 dolarımız yok. 386 dolarımız var. Ayrı eve çıkacak asla paramız yok. Tamam ama iyi. Burslarımız devam ettiği için şeylerin, derslerin ve yurdun parasının çoğunu çıkarıyoruz. Devam. Şimdi bu dönemki derslerimizde piyano ve resim. Resim konusunda çok iyiyiz. Hiç dert edeceğimiz bir şey yok. Piyanoyu da geliştiriyoruz bayağı. İyi, rahat geçecek bence bu dönem. Benim bir meşgale bulmam lazım. Güzel, burslardan biraz da para geldi. Şimdi hemen şu koça gidip de şunu düzeltelim. Stresten kurtulsun şu kız yani. Hele şükür ki şu iğrenç hayat stilini kaybettik ve şu an iyiyiz. Şu yeni yıl dileğimizi tamamlayalım. Odaklanmış duyguluyken azından bir tane resim yapalım da ödülümüzü kazanalım. Nice. Şunu da satalım güzelce. Birazcık para kazanırız. Şimdi yeni isteklerimiz 10 tane çok güzel resim yapmak. Bakın ben masterpiece yapmışım. Demek ki o şans eseri bayağı bir iyi geldi. Onu asalım duvara ya. Şunu şöyle yapalım. Aynen. Biraz daha aşağıya assak. Görelim tam. Masterpiece'imizi astık duvarımıza da. Nasıl yapılıyordu çerçeve? Duygu verişini de açtım bu arada. Böylelikle her bir odaya girdiğimde flörtöz olacağım. Şimdi ne istiyordum? 10 tane çok iyi resim yapmak istiyordum. Bence onlara başlayalım yavaş yavaş. Bayağı da resim yapmıyorduk zaten. Şöyle güzel resimler yapmaya başlayalım artık. Aşırı tatlı bir resim yapıyor şu an. Şuna bakar mısın?
Yalnız bu da masterpiece'miş ha. 1000 liraya sat diyor. Ve satmadan önce de soruyordu sana. Bunlar sadece 300'e falan gidiyor. Satalım da uyuyalım bari. Aa 5 saat sonra ders var kız. Ödevi yapalım dur. Hemen hadi. Kalk kız. Niye kendi odanı kullanmıyorsun ödev için? Anlamıyorum. Ne kadar tatlı ya. İşte bakar mısınız? Ay Naoki'cim şu köşede uyuyakalmış. Ah be yavrum. Naoki yine bak aynı bak ama bu sefer kabul edelim hadi. Yine bana çıkma teklif etti. Hadi gidelim bakalım. Nereye getirdin kız beni Naoki? Çalılıklarda Naoki ile fingirdeşelim mi? Hadi yapalım. Tamam bebeğim. Uzaklaşıyorum ben. Sizi dinlemek istemiyorum şu an. Şu tiplere bakar mısınız? Allah'ım. Bebeğim senin yine uykun var ve romantik bir anı yine mahvedeceksin. Onun için sen geliyorsun. Şu uyku ilacını içiyorsun. Uykunu hemencecik düzeltiyorsun. Ve bu anın içine etmiyorsun bir tanem, tamam mı? Bak ne güzel sevgilin seni güzelim yere getirmiş. Ağaçlar, orman. Hadi anneciğim iç onu. Bak yüzeceksiniz ne güzel ya. Şu alana bakar mısın bebeğim? Ne güzel bir yere getirmiş çocuk seni. Hadi. Ha şimdi açım diyor. Ah senin açlığına edeyim. Açlıkla ilgili bir şey var mı şurada? Onu da alalım hemen. Aa yok sanki. Ay azıcık aç dur be. Ölmezsin. Aman haspam. Hadi yüzün şurada. Ya ne kadar güzel bir yer burası. Baksanıza. Naoki için de geldi. Bak umarım buraya yapmayı düşünmüyorsunuz canım. Gelin bakayım bir de kamp ateşi yakın şurada. Üşürsün tabii ha. Isının diye açtım. Acıktım biliyorum da yapacak bir şey yok. Azıcık sabredeceksin de güzelim. Azıcık. Poposunu ısıtıyor Allah'ım. Diyeceğim yanıyor. Ay yemin ederim yüreğime iniyordu. Çok korktum arkadaşlar. Ay nasıl korktum. Ay o da acıktı. Sarılın bakayım. Şu manzaranın güzelliğine bakın ama. Tabii senin o saçma sapan gözlüklerin olmasaydı Naoki'cim her şey eminim ki daha güzel olacaktı ama. Senin de kafandaki şu toka. Allah'ım o çok bir bug yani. Neden öyle oluyor bilmiyorum. Olmaması lazım ama. Vallahi çok şekersiniz. Yemeğe çıkma vakti. Burada yemek yok. Ne yiyeceğiz abi? Açız. Keşke bizi romantizm yapmak yerine yemek olan bir yere getirseydin Naoki'cim. Hadi bir date'e daha çıkalım. Ben neden güzel bir restoran bulamıyorum? Gıcık oldum şu an. Kafeye mi gitsek? Kafeye gidelim ya. Kafede vardır yemek diye düşünüyorum. Ah yavrularım. Sen tuvaletten sen de aşktan ölüyorsun. Sen şimdi normal bir kıyafetler giyin bir tanem. Sen de bak bakalım şu evet yemek var güzel. Hep böyle tatlı işte tam kafede olacak şeyler var. Neyse. Kruvasan yiyelim ne yapalım. Doyurmayacak o sen ama olsun. İyi bir de kahve iste bakayım. Ne içelim? Barista'nın seçeneğini içelim 15 liraya. Bizim çocuk da hemen sosyalleşmeye geçmiş. Defol! Ha, senin ne işin var yavrum burada? Biz yani görüyorsun Clara'cığım bir date'deyiz. Yürü git kızım. Kovma yok mu ya? Hah, goodbye. Bye bye diyeceğim. İstenmediğini anlaman lazım. Bye bye Clara, bye bye. Bye bye. Hah, iyi gitti. Bye bye. Salak. Güzelce konuşun bakayım. Biliyorum tuvaletin var ama sabredeceksin bebeğim. Hadi işe hemen gel. Ay gıcık etti beni salak kız. Şimdi anlat bakalım. Bir hikayeler anlat. Sohbet edin. Güzel. Harika bir buluşmaydı. Gerçekten mükemmel bir buluşmaydı. Kızımız da kendine güveniyor. Helal kız Eylül. Helal kız Eylül. Biliyorsun kız bu işi. Acaba müzeye mi gitsek? Tek başına git bir tanem bir müzeye. Güzel bir buluşmadan sonra güzel bir sanata da doyalım. Nerede vardı müze? Heh. 3 tane resim incelemek istiyormuşum müzede. Gel kızım incele bakalım. Hemen bir de fotoğraf çekil müzede. Instagram story'ne hadi. Müzeye gelip fotoğraf çekilmezsen olmaz çünkü. Oh. Ekle bakayım onu. Kız niye üzüldün? Kim üzgün kim? Kız ne oldu durup dururken? Tek başınasın durup dururken niye üzülüyorsun? Hadi gel şu tabloya bak bak. Gel bak bak mutlu olacaksın tabloya bakınca. Gel bir de bak buna da bak kedili tablolar ne güzel. Tamam. 10 tane resim yapması kaldı. Hadi gelin onları da yapalım. Aa baksanıza bu müzede bilgisayar da varmış. Yurdun iğrenç bilgisayarıyla uğraşmayız. Gelin burada hemen şeyimizi de yazalım bence.
Term paper'ımızı da yazalım. Ödevlerimizi de yapalım hızlıca. Kütüphanede tüm ödevlerimizi bitirmeye çalışırken birdenbire güneşin doğuşunu izledik ve sıçtı mavisini de görme fırsatını yakaladık. Piyango günüymüş. Oynayalım mı? Bence oynayalım. Belki bir ihtimal kazanırız. Umut fakirin ekmeği be. Allah. Oh, sabah oldu bize hareketlenmeye başladı. Geç evine. Ah Eylül ah. Yine rezil bir şekilde derse gittin. Ne olsun be kızım. Kız yağmur yağıyor, ıslanacaksın deli. Ne yapacaksın, nereye saklanacaksın? Şimdi yurda gitsen bir dert, gitmesen bir dert. Ah Eylül ah, rezil oldun şu haline bak. Ders başlasa da hemen girsek bari. Salak yağmur mahvetti bizi. Ah Eylül, ah kuzu. Şimdi ihtiyaçlarımızı hemen bir yükselteyim ben. Yine mi Eylülcüğüm? Dur be, uykuyu boş ver. Şimdi seninle ne yapacağız biliyor musun? Bilet alacağız. 400 liramız var. 100 liraya bilet alacağız ama hayırlısı. Belki bize çıkar. Ben yapamam. Hadi bakalım. Aldık. Uyu bakalım şimdi de. Bir şey diyeceğim. Yapacak çok şeyimiz var. Uyku için yine o şeyden mi alsak? Bence alabiliriz. Aldım. Keşke bu iksiri ben daha önce hatırlasaydım ya. İnanın hiç aklıma gelmedi. Kız biz yogaya başlayacaktık. Başlayamadık yala. Şu ödevleri bitirsin de başlayalım. Başkasının odasına da uyurken girmezsin ama neyse. Kız çok güzel bir oyuncak var burada. Konuşmak için tıkla diyor. Hadi bakalım. Kız niye o kadar şaşırdın deli? Tatlı bir şey gibi. Sevdi ha. Yoga böyle iyilik falan tarzı bir spa gibi bir şey vardı hatırladığım kadarıyla. Oraya gidelim sizinle. Bir şeyler yiyorum bu arada, kusura bakmayın. Acıktım. Oo, bak güzel. Bir şey diyeceğim, yoga dersine katılmak da 100 liraymış. 110 lira hatta. Beynimizi buluslayan bir yoga dersi istiyorum ben. Hadi bakalım. Güneşi selamlıyoruz. Şimdi savanaha pozisyonuna geçiyoruz. Bilmiyorum böyle şey. Yakın arkadaşlarımdan biri bayağı yoga yapıyordu. Pozisyonların adını falan da söylüyordu ama hiç hatırlamıyorum inanın. Savanaha mı? Aman. Yapıyoruz bir şeyler işte. Benim kız hiçbirini yapamıyor şu an. Kız yaparsın onunla be. Teşekkür ederim kardeşim. Ay saçmalamayın, yaparsınız ondan. Abartıyorlar. Bunu yapamayabilirsiniz bak. Bu biraz zor bence de. Hadi bakalım. Hızlandırıyorum. Biraz sıkıldım yogadan arkadaşlar. Allah'ım. Uyudu bizim kız. İnanamıyorum. Nazif. ÖSS'yi kaçırdın. ÖSS'yi kaçırdın Nazif. Okuyup büyük adam olamayacaksın Nazif. Nasıl kaçırırsın ÖSS'yi Nazif? Ha, uykuyu da bu kadar sevmezsin aşkım ya. Ne söylesek? Böyle sağlıklı bir şeyler yemek istiyorum. Humus ve tapas. Bence sağlıklı. Çok buji görünmüyor muyuz şu an böyle? Evine sadece 200 lira olan burslu okuyan bir öğrenciye göre fazla buji değil miyiz şu an? İyice doy, o kadar para verdin deli. Bir tane daha ye. Bir tane de yanına al. Ya o kadar para verdin bir tane. Bir tane daha yanına al. Bir tane daha yanına al. Heh. Bunların hepsini yanına alacaksın. Sonra acıkınca yiyeceksin. Kiminle sosyalleşsen? Paparazzi. Ama tatlı birine benziyor. Dur şu paparazzi ile arkadaş olalım. Miho. Kız arkadaş olduk gibi biz bununla. Burası spa ya. Herkes bu arada bornozlara falan geliyor direkt. Yarın sevgililer günüymüş. Aa, şeyler geldi. Tomoko Takeuchi. Loto'nun kazananı Tomoko Takeuchi'ymiş. Salak çocuk. Biz kazanamadık arkadaşlar. Maalesef ki. Baba ben. Nereye gittin kız? Yine mi uyumaya gittin? Allah seni kahretmesin Eylül. Ay anca uyuyorsun. Beni çok görüyorsun ya. Neyse hadi dersine git. Dersine dersin başlamış deli. Spadan çıkar çıkmaz derse girdi. Allah seni kahretmesin Eylül. Şimdi bir tanem. Şu çaldığımız yemekleri ben hemen buzdolabına koyacağım. Yoksa bozulurlar. Ödevini yapsın burada güzelce. Ne oldu çocuk, bizimle dalga mı geçti? Evet. Kimsin oğlum sen? Tam bir zengin piç değil mi? Bak geldi bana laf attı, bir şeyler falan yaptı, dalga geçti benimle. Şimdi flörtleşiyor. Kız kabul etme Eylül, seni parçalarım ha. Ah babam bana araba almıyor diyor bak. Tam bir zengin zübbe. Gerizekalı başkanı. Şimdi term paper'ımı yazmaya devam ediyorum hızlıca. Onları halledeceğim. Ay bitirdi, güzel. Biraz da mükemmelleştirelim. Bir resim yapalım hemen. Sevgililer gününde akşam kutlarız sevgilimizle. Kız bu da güzel bir resim ha. Bunu satabiliriz bence. Derse gitti. Tüh.
Yine diğer dersi beklerken arada ödev yaptırıyorum. Şeye gıcık oluyorum ya. Bir ders var mesela, ondan 3 saat sonra diğer ders var. O 3 saat içinde yurda gitsen, bir şey yapsan yapamazsın. Zaten 1 saatin yolda gidecek. Aşırı sinir bozucu değil mi? 3 saat o üniversitenin kapısının önünde ya ödev yapacağım ya boş boş bekleyeceğim. Sadece onu yapabiliyorum. Başka hiçbir şey yapamıyorum. Sinirlerim bozuluyor. Arkadaşlar tüm param bitmek üzere. Şu an 89 dolarım var. Niye? Hemen bir eve gideyim, şu yaptığım resmi satayım, sonra restorana gideceğiz. Date için birazcık para biriktirmem lazım. Hadi koş kız. Sat bebeğim bunu. Hemen bir resim daha yap. Realistik bir resim yap hadi. Anam ne güzel resim çizdi. 266'ya mı? Azmış bebeğim. Neyse birazcık paramız var en azından. Aha Nayuki burada. Uyandır Nayuki'yi. Nayuki'cim benimle çıkar mısın bebeğim? Oh ne kadar da şık giyindik. Bir masa isteyelim şimdi, hadi bakalım. Canım sen tuvalete git istersen aşkım. Ben hazırlarım masayı falan, hallederim. Nayuki'cim sen de şıksın ha. Ay masa da bir türlü boşalmadı. Masa bekliyoruz kaç saattir. Hadi da. Ay hadi. Masamızı verin bize. Şu an kavga çıkaracağım. Bizim masamız niye hala gelmedi diye. Uyku ilacını da içeyim de hemen. Date'imiz bitmek üzere ve bizim hala bir masamız yok. Ay çok şükür. Ya Rabbim çok şükür. Date'imizin bitmesine 1,5 saat kala bize hele şükür ki bir masaya oturttu gerizekalılar. Aşkla ölmek üzereyiz. Neyse. Hadi bakalım hızlıca sipariş verelim de. Ay kızım çok az vaktimiz var ya. Aşırı para harcayamayacağım. İkimiz için de şu şarabı söyleyelim. Şefin güzel bir yemeği varmış o. Yine şefin bir yemeği varmış o ve şefin tatlısı. Siparişi de veriyoruz, hadi bakalım hadi. Tamam güzel. Yemek date bittikten sonra da gelebilir. Date'imiz bayağı iyi geçti. Ömrüm bir tanem. Aslan yelesi saçlım. Nice. Hadi yemeğimiz gelmedi hala. Ben bu restorandan hiç memnun kalmadım. Ay hele şükür yemeklerimiz geldi. Gerçekten sinirlerim bozulmuştu. Hadi bakalım dönelim evimize. Tam bir kül kedisi şu an. Çiçeğimizi de şöyle evet göz önümüze koyalım. Ödevlerimizi yapıyoruz. Güzel. İlham aldığına göre hemen bir de resim yap bebeğim. Güzel oldu. Sat bakayım bunu da. Bu tablo da çok tatlı. Sat kız bunu da. Nice. Yapacak hiçbir şeyimiz kalmamış şu an. Sadece biraz keman çalışabiliriz. Onu da şimdi yaparız isterseniz. Anam yaz geldi. Piyano çal bakayım biraz. Gözümün önünde birbirlerini sevdiler gördünüz mü? Ev arkadaşım aşk yaşıyor. Ben kendi odamı Markus'a da açmak istiyorum. Heh. Unlock for Nayuki. Tamam. Benim odama girebilir. Ay Allah'ım yine rezil her yer. Yine yurdun temizliği bana kaldı görüyorsunuz. Ay Allah'ım her yeri bok götürüyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ay, gerçekten rezalet. Şu resmi yapalım sonra şeye çıkalım. Kayla ile birlikte spa'ya gidelim hadi. Kayla'ya gidiyorum. Yoga dersinin başlamasını bekleyelim. Sohbet edelim. Gevşeyelim. Aa başlamış. E biz kaçırdık. Yoga dersini kaçırdık. Diğerine katılacağız. Üzdü. Kız sen ne yapıyorsun burada? Tövbeler olsun. Spa'ya geldik rahatlayalım diye sen orada mekik çekiyorsun deli. Ay son pozisyon bitiyor şimdi. Şurada bekleyelim. Aa enerji centering başlıyormuş 30 dakika içinde. Tamam. Katılalım. Hadi bakalım. Aşkım nerelere gittin sen? Katılsana. Ay onu da mı kaçırdın? Eylül ne yapıyorsun sen burada bebeğim yani? Bir yogaya katılmak istedim sinir stresimiz gitsin diye. Beni ekstradan strese soktun ya. Annem burası neresiymiş? Paten yeri. Ben de katılabilir miyim? Paten kaymayı biliyor muyum ki? Bilmiyorum herhalde. Ay merak ettim şu an. Spadan çıkıp patadanak patene geçmem. Tehlikeli sanki biraz. Neyse tamam düşme hadi boşver çık. Aa burada meditasyon yeri de varmış. Burada meditasyon yapalım. Evet burası kendi kendine meditasyon yeri. Güzel. Aha. Mind concentrating başlıyor. Katıl kız buna. Boşver meditasyonu hadi. Bunu da kaçırma Eylül hadi. Vallahi yetiştim buna. Allah'ım çok şükür. Yetiştim de seni... Eylül sen niye yogaya yetişemiyorsun anneciğim ya? Kendi kendine yap bir şey. Aman derse katılma. Gıcık oldum. Onlar ders yapsın sen orada köşede yoga yap kendi kendine.
Ay sinir oldum ama ya. Sakinleşelim diye yogaya geldik. Anacığım olana bakın. Hadi bakalım gidelim. Son 9 saat kaldı sömestrımızın bitmesine. Son gün ya bakın herkes nasıl götüm götüm ders çalışıyor. Ay final geliyor diye heyecanlandı. Finallere hazırsın bebeğim. Tam olarak bu anı bekledik. Merak etme halledeceksin. Hadi bakalım. Koş kız. Term paper'ı submit etmeyi unuttuk yalnız. Anam. Hemen koşa koşa onu submit etmemiz lazım. Evet. Hemen göndermem lazım iki ders arasında. Çünkü son dersle bitiyor. Hemen koş. Son yazını, term paper'ını gönder. Gönderdik şükür. İyi. Şimdi diğer derse geçebiliriz. Allah'ım nasıl korktum. Hadi bakalım son sınava da geliyoruz. Çok heyecanlı. Da notlarım niye açıklanmadı? Normalde hemen açıklanırdı. Açıklanmadı hala. Hah. Nice. Hepsinden A plus almışız. Çok iyi. Çok iyi. Evet. Son dersimizi de alalım. Son dönemimiz. Burada kapatıyorum arkadaşlar bölümü. Çünkü gereksiz uzun olacak yine. 4 saattir. Hatta 4,5-5 saattir oyun oynuyorum. Burada bırakıyorum. Diğer bölümde artık üniversiteyi bitirip hayata atılmış olacağız. Bu bölümü böyle bitireceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Diğer bölüm için gelecek ayı beklemeyi unutmayın. Her ay Sims videosu koyuyorum. Bu seri böyle devam edecek. Merak etmeyin. Maalesef ki her hafta çekemem. Çünkü her hafta kendi kanalıma ayrı bir video eklemek bile çok zamanımı alıyor. Kurgularını, çekimlerini, her şeyini sadece ben yapıyorum ve çok önem veriyorum videolarıma. Her videoma gerçekten bir gün çekimine, 2-3 günde editine sadece uğraşıyorum. Çok fazla vaktim alıyor. Onun için maalesef her hafta Sims videosu eklemem imkansız. Sims kanalı değilim ama her ay Sims videosu eklemeye söz verdim size ve ekleyeceğim, merak etmeyin. Sadece Sims videoları için kanalıma abone olmanıza gerek yok. Diğer içeriklerimi de beğeniyorsanız abone olun lütfen. Sadece Sims videolarımı merak ediyorsanız ayda bir kanalıma uğrayabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.